Şimdi sevgili arkadaşlar, size kuşlardaki mantarı ve kesim tedavisi eczaneden ne almanız gerektiğini söyleyeceğim. Basit ilaçlar 14 TL. Şimdi öncelikle mantar nedir onu anlatayım size. Ve bunun yanında çiçeğe de iyidir. Hiç değişmiyor. Örneğin kuşlarınızda ağzında çiçek varsa, iç çiçek ve dış çiçek iki kısma ayrılıyor, fark etmiyor. Mantar varsa, mantar nedir? Örneğin dilinde bir yara büyür, o gittikçe büyür. Kursakta olur, bağırsakta olur. Bağırsakta olsa güvercinler çiftleşir, yumurta yapamaz, bel kırar, gider kümeste, yuvalıkta, follukta bekler. Ama kesinlikle yavru yapamaz. Yumurta yapamaz, pardon. Şimdi bunun da bir çözümü vardır. Bakınız, eğer yavrularda kursak mantarı varsa ölümcüldür. Sebebi de şu. Kursakta olan mantar nefes borusuna doğru yürür. Önü yaprak gibidir. Her büyüdükçe alt tarafı yapışa yapışa gider, çoğala çoğala. Önü yaprak şeklinde kalkıktır. Bu nefes borusuna doğru yürür. En son yavruyu görürsünüz. Sürekli nefes almaya çalışıyor, hızlı hızlı, sanki koşu yapmış gibi. İşte o zaman kursak mantarından huylanılır. Eğer kümesiniz çok sıcak değilse, dışkı kokusu fazla değilse, yani ciğer eksenli değilse, bilin ki kursak mantarı var. Peki hoca, kursak mantarını nasıl anlayabiliriz? Nefesten nasıl ayırt edebiliriz? Yani ciğerle alakalı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Bak şimdi bunu söyleyeceğim. Çok basit bir yöntem. Yumurkada yavrunuz var. 10 günlük, 15 günlük yavrunuz var. Tüylenmeye başladı veya tüylendi. Kursağına annesi yemi basıyor. Babası yemi basıyor. Bastı. Peki hoca, buna su basmıyor. Burada yem böyle duruyor. Kütük gibi, beton gibi, taş gibi. İşte kursak mantarı olan yavruda kursağında yem taş gibi durur. İçinde su olmaz. Şimdi tam bu noktada işte eczane ilacı kullanmamız lazım. Kesin çözüm. Ama şunu yapmayın. Ben size resmini atıyorum. Kullanma şeklini söylüyorum. Bu sefer de diyorsunuz ki hocam eczane bunu reçetesiz vermiyor. Bakınız, Türkiye şartlarında gripinle aspirini ayrı tutarak, yani basit ilacı. Bunun dışındaki hiçbir ilacı reçetesiz zaten vermiyorlar. Yani bunu dönüp dönüp bana sormanız beni yoruyor. Çünkü bir kişiye 5 sefer cevap vermek zorunda kalıyorum. Bakınız arkadaşlar, gündüz bir günde 300-400 tane mesaj alıyorum. 50-100 arası telefon alıyorum. Buna vakit yetirmek mümkün değil. Şimdi ben ilacı attım size, bunu kullanın. Ertesi günü hocam bu reçetesiz verilmiyor. Almanın başka yolu yok mu? Var kardeşim. Bak söyleyeyim size. Tanıdığınız diş doktoru varsa, tanıdığınız veteriner varsa bu ilacı gidip ona da yazdırabilirsiniz. Veterinerin ilaç reçetesi de eczanede geçerlidir. Şimdi bunu göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Geçerlidir. Şimdi peki bu durumlarda ne yapacağız? Kursak mantarı olan anaçlarda, yavrularda, çiçek, iç çiçek, diş çiçek fark etmiyor. Tek bir ilaç 12-14 TL arası. Eczaneden alınır, reçetesiz alınmaz. Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi bu noktada kuşlarımızda çiçek var, mantar var. Eczanede ilacı alacağız. Ne şekilde kullanacağız? Bakınız. Nidazol şurup. Antibiyotiktir. Kuşlara yan etkisi yok. Ama kullanımı çok önemlidir. Bakınız. Kuşlardaki et ağırlığına göre uygulama denilen bir şey var. Yani et ağırlığının üzerinde dozaj girerseniz illaki zarar verir. Ama şunu da unutmayın. İlacı normal dozajında verdiniz. Hangi ilaç olursa olsun, İlyas Yıldırım hangi ilacı size tavsiye ediyorsa önünden arkasından kefir vermek zorundasınız. Şimdi kefiri anlatacağım size. Ondan sonra kullanımını anlatacağım size bunu. Kefir niye veriyoruz? Kefir niye veriyoruz? Her kullandığımız ilaçta kötü huylu bakteriyi döküyoruz, değil mi hastalığı? İyi huylu bakteriyi de öldürüyoruz. Vücutta, insanda da aynı, hayvanda da aynı bir denge olayı var. İyi huylu bakteriler, kötü huylu bakteriler. Bunlar dengede durduğu sürece kuş hasta olmaz. Kötü huylu bakteri arttığı zaman işte o zaman hastalık ortaya çıkıyor. Her kullanacağımız ilaçta, İlyas Yıldırım'ın, ötekileri bilmem, önerdiği tüm ilaçlarda önünden, ortasından ve arkasından birer gün olmak şartıyla 3 litre suya 1 su bardağı kefir.
sade kefir marketlerde bulunur. Şimdi adam soruyor, abi bu nerede bulunur, nedir bu? Kefiri dahi bilmeyenler var. Onun için söylüyorum, marketlerde bulunur. Şimdi bunu anladık. İlaç kullanacağız değil mi? Örneğin kuşlarımız günlük 1 litre süt tüketiyor. 1 litreye 1 su bardağının 3'te 1'i kadar. 2 litre yarıma yakın 3 litre süt tüketiyor. 1 su bardağı kefir veriyoruz. Şimdi bunu anladık. Onu geçtik. Bir gün verdik, ilaç kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Nidazol. Ne için? İç çiçek, dış çiçek ve kursak mantarı, bağırsak mantarı ve ağızda çıkan mantarlar için kullanıyoruz. Şimdi kapağını görüyorsunuz arkadaşlar. 1 litre suya kapağının yarısı kadar. 2 litre suya bir kapak dolusu. Bu kadar basit. Günlük 3 litre tüketiyorsa 1,5 kapak, 4 litre tüketiyorsa 2 kapak şeklinde uygulama. 10 litre tüketiyorsa 5 kapak. Yani şunu bilin, 2 litreye bir kapak konuyor, 1 litreye yarım kapak konuyor. Şimdi hocam bunu kaç gün kullanacağız? Kuşlarda genel bakım yapmak istiyorsanız komple kümesinize önce kefir verin. Verdik. Bunu 6-7 gün üst üste kullanabilirsiniz. Tüm kümesi. 3. veya 4. gün ara verin. Bir gün daha kefir kullanın. İlacın 6 veya 7. gününü bitirin. 2 gün üst üste kefir verin. Kötü huylu bakterileri döküyoruz. İyi huylu bakteri, canlı bakteriyi kefirle veriyoruz. Bunu unutmayın. Kefirin içerisinde iyi huylu canlı bakteri var. Çocuklara çok önerilir. Hasta olmasınlar diye. Bakınız bunlar bilimseldir. İlyas Yıldırım'ın kendi uydurduğu şeyler değil. Araştırın, Google'a yazın. Kefir nedir? Nasıl canlı bakteri oluyor içine? Bunun araştırmasını yapın arkadaşlar. Yani bir tek İlyas'a bağımlı kalmayın. İlyas abi bir şey mi dedi? İnanma kardeş. Google'dan araştır. Ben size her türlü kapıyı açık veriyorum. İlacı ben göndermiyorum. Benden kesinlikle istemeyin. Ne dedik arkadaşlar? Bunu kullanıyoruz. Bir sonraki videomuzda kanat ve ayak eklemleri iltihabını anlatacağız. Bir sonrakinde neyi anlatacağız? Kuşlarda telek yarılması, telek çürümesi, telek kırılması, boru gibi filizlerin çıkması, kellik durumu, neden kaynaklandığı bunları anlatacağız. Sizlerden rica ediyorum. Bakınız, benim videolarımı izliyorsunuz. YouTube kanalıma üye olun. Sesimizi dünyaya duyuralım. Hollanda'dan arayan var, Almanya'dan arayan var, Belçika'dan, Afrika'dan arayan var. Adam Türkçe'ye çevirip yazı yazan var. Teşekkür eden var. Biz ülkemizde yaşıyoruz. Dünyaya sesimizi duyuyoruz. Bu konuda da sizlerin katkısını bekliyorum. Yani YouTube kanalımıza üye olun. Bize destek verin. Destek verin ki ben kuşçuluğun, bakınız, kuşçulukta hasta kuşun tedavi olmayacak, ölümcül hale gelmediyse, yani vücudunu tam sarmamışsa, kurtarılmayacak kuş yok. Bütün ilaçlar eczaneden. Bir tek ekoli salmoli. Ekoli salmoli'yi piyasada bulamazsınız. O salmotaplarmış, oymuş, mucizeymiş, inanmayın. İnanmayın. Anlık tedavi eder. Her ilacın illaki bir etkisi var. Ama temelli kümesten kaldırmak için çok zordu. Bunları ayrı ayrı günlerde anlatırız. Sizlerden ricam, desteğinizi benden esirgemeyin. Şu hayvanları da, anlıyor musunuz, hastalığa mahkum bırakmayın. Çok basittir. Kuşçuluk 3 kademe. 1 doğru kümes, 2 doğru beslenme, 3 doğru ilaç. Hastalık karşısında doğru ilaç. Bunların şartlarını yerine getirdiğiniz zaman inanın bana kuş bakmak çok keyifli bir hal alacaktır. Anlamadığınız bir şey olmayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. İç çiçek, dış çiçek kardeşim. Ağızdan mantar, kursakta mantar, bağırsakta mantar. Bağırsakta olursa dişi kuşlar yumurtlayamaz. Erkek de döllemeyebilir. Bu ihtimal de var. Kursakta olursa yavruyu öldürür. Anacı da öldürür. Ağızda olursa biliyorsunuz zaten gırtlağı da en son tıkıyor. Nefessizlikten yine öldürüyor. İşte kursaktan gelen en sıkıntılısı. Yaprak o nefes borusuna tıkandığı an yavru kuş yumurtada. Hocam kursağı doluydu. Sapasağlam gözüküyordu, öldü. Çünkü neden? Kursağında mantar vardı. Şimdi kuşçular bunun çoğunu bilmiyor. Biz de size bunu bedava aktarıyoruz. Hiçbirinizden para almıyoruz. Sorduğunuz sorulara sabah akşam cevap veriyoruz. Sizden bir ricam da var. Adam şimdi bir mesaj yazmış. Cevap alamadı. Cevapsız çağrı, cevapsız çağrı, cevapsız çağrı. Bir mesajlar, bir mesaj. Arkadaş yapma. Her mesaja bakıyoruz sırası geldiği zaman. İsrarcı olma, beni yorma. Benim enerjimi düşürme. Düşürme ki sürekli sana hizmet edeyim.
bedava veterinerlik edeyim, bedava akıl vereyim, ucuz yoldan vereyim, milyar harcamadan. Bakınız 14 lira. Bu reçetesiz fiyatıdır ha, 14 lira. Reçeteyle alırsanız 3 lira, 4 lira, 2 lira bilmiyorum. Bu kadar basit. Onun için sevgili arkadaşlar, takipte kalın. Sizlerden rica ediyorum. YouTube kanalıma üye olun. Hatta arkadaşlarınıza tavsiye edin. Benim YouTube'daki videolarım, bir sürü faydalı videom var. Bunları arkadaşlarınıza gönderin. Çağırın. Güçleneyim ki size daha çok hizmet vereyim. Bakınız bunları biz, inanın bana, eğer o belli bir potansiyeli yakaladıktan sonra daha çok laboratuvar ortamında anlatacağım sizlere. Ama değmesi lazım. 500 tane üye var şu anda YouTube'da. Yeterli değil kardeşim. Uç 4000 olalım, 5000 olalım. Olduktan sonra bak seyredin, size kümeslerin orijinal yapılışını, havalandırmasını, kireçleme, fonluk sistemi, günlük ne yem verilmeli, ne verilmemeli, doğal yoldan, bedava anlatacağım. Anlatabilmem için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.